Değerli arkadaşlar, Kuzey Kore askerlerinin, Kuzey Kore ordusunun Ukrayna'da veya Rusya Kursk bölgesinde görev alabileceğini dönük haberlerin giderek kesinlik kazanması önemsiyorum. Çünkü bu ister istemez bütün bir insanlığı iki farklı cephede, iki farklı gruplaşmada bir büyük hesaplaşmaya doğru ilerlediğinin en önemli işaretlerinden biridir. Bugüne kadar Çin Halk Cumhuriyeti kendilerinin de ısrarla söylediği gibi Rusya'ya öldürücü silah vermedi. Öyle diyor. Verseydi Amerikalılar bunu bilirdi ve açıklarlardı. Demek ki vermediler. Ama Çin Halk Cumhuriyeti Rusya'ya öyle bir destekte de bulundu ki ekonomik açıdan ve iş hayatı açısından Ruslar önümüzdeki 100-150 yıl bunun bedelini ödeyemezler açıkça söyleyelim. Yani Rus-Çin ittifakı fiili ittifakı çerçevesindeki bünyesinde bazı zorluklar da var o ittifakı Pasifik ve Avrupa cepheleri Ukrayna giderek birleşmişti. Fakat hiçbiri Kuzey Kore'nin pervasızlığını göstermesinden sonra bu şekle gelmemişti. Çünkü sonuç itibariyle Kuzey Kore'ye geçtiğimiz aylarda Rusya lideri Vladimir Putin bir ziyarette bulundu. Ve onun öncesinde Kim Jong-un bir ziyarette bulundu. Vladivostok yakınlarında buluştular. Trenle geldi biliyorsunuz Rusya'ya. Stratejik işbirliği anlaşması yaptılar. Ve bu stratejik işbirliği anlaşmasını Batılılar öncelikle balistik füzeler, zırhlı bir takım bir araçlar ve en önemlisi olağanüstü sayıda olduğu birine depolarında olağanüstü sayıda olduğu bilinen topçu mermileri düzeyinde kalacağı düşünülüyordu. Fakat son gelişmeler özellikle Güney Kore istihbaratının dakik takibi olayın hiç de tahmin edildiği gibi olmadığını, savaşa sürmekte çok ciddi asker sıkıntısı çeken Rusya'nın yaklaşık ilk etapta 11 bin olduğu belirtilen Kuzey Kore askeriyle fakat bu sayı tabi, Kuzey Kore'nin bir diktatörlük olduğu ve onun başındaki liderin bir emriyle gerekirse bir milyon askerinde gelebileceği düşünülecek olursa vahim bir tablonun ortaya çıkmasına neden oldu. Bu iş eğer ucu açıksa ve giderek artan bir şekilde çok fazla sayıda Kuzey Kore askerinin buraya yani Rusya'ya intikali gerçekleşirse, Batı'nın bu tür bir gelişme karşısında askeri açıdan sessiz kalması mümkün değildir. Bunu söylüyorum ben. Şu anda Batılıların Kuzey Kore olayını sadece istihbari açıdan takip ettiklerine bakmayın. Çünkü Batılılar o istihbari bilgilerin yakın bir gelecekte dönüşeceği noktalara bakıyorlar ve anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve diğer Batılılar Güney Kore istihbaratını bu konuda görevlendirmişler. Bakın, Güney Kore istihbaratı ülkenin Changin, Hamhung ve Musudan askeri bölgelerinden ilk etapta 1500 özel kuvvet askerinin Rusya'ya sevk edilmesini tespit etmiş. Zaten 8 Ekim'de ilk açıklamayı yapmışlardı. Yani demişlerdi ki biz bir şeyi takip ediyoruz. Bu Kuzey Kore. Çünkü hep söylüyorum. Kuzey Kore semalarında bir irice eşek arısı uçsa Güney Kore onu tespit eder. Olay öyle bir şey. Şimdi bakın açıklamaya bakar mısınız? Söz konusu intikal 8 ve 12, 13 Ekim günlerinde Rusya'nın Pasifik filosuna bağlı 3 eskort gemisi tarafından korunan 4 çıkarma gemisi aracılığıyla gerçekleşti. Bu harekat nedeniyle Rus donanması 1990'dan bu yana ilk kez Kuzey Kore karasularına girmiş oldu. Kuzey Kore ordusunun Rusya'ya sevki aynı gemiler kullanılarak dönemsel olarak sürüyor. Demek ki 11 bin asker doğru ama ilk etapta 1500 özel kuvvetler. Benim düşüncem şu, dün gelen bilgiler 2600 Kuzey Kore askerinin Kursk bölgesindeki harekata katılacakları yönündeydi. Biliyorsunuz Rusya işgal altındaki kendi topraklarınızı kurtaracak asker bulmakta büyük bir zorluk çekiyor. Şaka değil ya bunlar. Bunlar sanki bundan 15 yıl önce bunları konuşsaydım herhalde bana deli derlerdi ama şu anda yaşanıyor. Kuzey Kore askerleri uzak doğudaki askeri üslere yerleştiler. Şimdi bunları o kadar net söylüyorlar ki çünkü uydudan takip ediyorlar. Görüntü de var tabii. Bu askerleri Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan ve Buryatya bölgelerinden sahte Rusya vatandaşı kimliği çıkarılıyor. Şimdi adamlar ben ırkçı olarak söylemiyorum tip olarak söylüyorum çekik göz ya Koreliler. E şimdi Yakut ve Buryatya'dakiler de onlara çok yakın akraba ölçeğinde bir görüntüleri var. Bunlara o bölgelerden yani Yakutistan ve Buryatya'dan kimlik çıkartıyorlar. Görsen zannedersin Rus vatandaşı ve işte Moğol veya işte Buryat falan filan. He? Aslında adam Kuzey Kore şeyi. Uydu üzerinden yapılan takipte Kuzey Kore askerlerinin Vladivostok, Usurisk, Haberovsk ve Blavetschensk kentlerine yerleştirildikleri belirlendi diyor. Tek tek o askeri karargahların fotoğrafları, askerlerin dizilmiş halleri, her şey var, her şey var, gelmiş. Ülke diktatörü Kim Jong-un'un bu intikal çerçevesinde 11 Eylül ve 2 Ekim günlerinde Kuzey Kore Ordusu Özel Kuvvetler Komutanlığı eğitimini teftiş etmesi, askerlerle çekilen fotoğrafları da yayınlaması dikkat çekiciydi diyor. Ağustos ayında Kuzey Kore Mühimmat Sanayi Direktörü Kim Yong So, Rusya Ukrayna sınırındaki Kuzey Kore KN-23 balistik füze rampasını teftiş ettiği beraberinde çok sayıda Kuzey Kore subayının olduğu da görüntülenmişti diyor. Ve gerçekten bu arada gerek Güney Kore istihbaratı gerek ee, Ukrayna askeri istihbaratı Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki askeri üslerdeki eğitim görüntülerini de aktardılar. Yani savaş büyüyor arkadaşlar. Gerçekten şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Putin'in fiksasyonu var, takıntısı var. Asla yenilmeyeceğiz. Çünkü bir nükleer süper güç asla yenilmez. Onu söylüyor sürekli olarak. Ama elindeki malzemeler bitiyor. İnsan malzemesi de bitiyor. Şimdi olayı Kuzey Kore üzerinden daha da büyük ve yaygın bir coğrafyaya taşımaya hazırlanıyor. Bence e, Ukrayna ve özellikle Kursk bölgesinde yaşanılacak önümüzdeki iki hafta içindeki gelişmeler insanlığın kaderini belirleyecek düzeye doğru ilerliyor. Hoşçakalın.